Herkese merhabalar, çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere bir avokado nasıl seçilmeli, nasıl olgunlaştırılır, yemeğe hazır olduğunu nasıl anlarız ve nasıl keseriz onları anlatacağım. Kısaca gördüğünüz gibi elimde bir adet avokado var ve bastığım zaman parmak bastığım yerlerde hafif hafif izler oluşuyor. Bu da bize avokadomuzun olgunlaştığını ve artık kesmeye hazır olduğunu gösteren en önemli işareti. Bu yumuşamayı hissettiğimiz zaman avokadomuz yemeğe hazır demektir. Ortadan ikiye ayıracak şekilde kesiyoruz avokadoyu. Şimdi açacağım, içine bakalım. Gördüğünüz gibi çok pürüzsüz, güzel bir avokado çıktı. Bazen bazı avokadolarda hafif kahverengi lekeler de çıkabiliyor ama tadında herhangi bir sıkıntı yaratmıyor bu durumlar. Şimdi kabuğundan soymak için bir adet yemek kaşığını kabukla etin arasına yavaş bir şekilde geçiriyoruz ve döndürerek avokadonun etini o şekilde çıkarıyoruz. Avokadonuzu seçerken mümkün olduğunca büyük boy almaya tercih edin. Çünkü zaten içerisindeki çekirdek irice çıktığı için avokadoyu ne kadar büyük seçerseniz eti o kadar daha fazla olur. Eğer aldığınız avokado sertse getirdiğinizde buzdolabına koymayın. Olgunlaşmasını istiyorsanız şayet oda sıcaklığında dışarıda muhafaza ederek olgunlaşmasını sağlayabilirsiniz. Hani olgunlaşması hızlı olsun isterseniz de dışarıda beklettiğiniz avokadonun yanına bir tane elma koyup ikisini birlikte bir kağıda sararak ya da bir poşete koyarak avokadonun olgunlaşmasını da hızlandırabilirsiniz. Avokadomu kabuğundan ayırdım. Şimdi ince dilimler halinde kesiyorum. Avokadoyu sunmayı en sevdiğim şekli göstereceğim ben aslında size. O yüzden bu şekilde incecik dilimler halinde kesiyorum. Bu arada avokadonun kabuğunu çıkarma işlemini kaşıkla yaptığımız için olgun olmayan avokadoyu o kaşıkla çıkaramazsınız. Öyle söyleyeyim. Mutlaka olgunluğa erişmesi lazım. O yumuşaklığı hissettikten sonra kesmeniz lazım. Hem tadı da o zaman çok yerinde oluyor. Olgunlaşmamış avokadonun tadı acımtırak olur. Ama olgunlaştıktan sonra gerçekten çok lezzetli bir tadı vardır. Şimdi kestiğim, ince dilimlediğim avokadoları bir sıra haline getirdim. Ve dikkatli bir şekilde içe doğru yuvarlıyorum. Bu arada hassas olduğu için kırılma riski olabiliyor. Biraz yumuşak davranmak gerekiyor, çok sıkmadan, hafif dokunuşlarla. Ve bu şekilde sardığımda bir çiçek görüntüsü elde etmiş oluyorum. Sunum için gerçekten şık bir görüntü oluyor. Daha ince keserseniz daha da güzel olabilir. Fakat bu kalınlıkta yeterli oluyor bizim için. Ben kahvaltıda tüketiyorum. Üzerine herhangi bir sos eklemeden sade yemeği tercih ediyorum. Peynirle birlikte çok güzel, uyumlu oluyor avokado. Ama size önerim, eğer tadını beğenmezseniz, sadeyi yemezseniz, zeytinyağı, limon ve sarımsak karışımı yaparak avokadonuzu hafif çatalla ezip üzerine bu sosu dökerek de tüketebilirsiniz. Onun haricinde ama bana sorarsanız benim tercihim her zaman sade tüketmekten yana. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz ve kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek dileğiyle.